Herkese merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda size çok iyi bir tane şut üstünü göstereceğim. Bu rutin sayesinde hem şutlarınız gelişecek hem de daha doğru şut atabileceksiniz. İlk başta temel şeylerle başlayacağım yine. Biliyorsunuz 3 sene önce mi, 4 sene önce mi ne, burada bir tane video çekmiştim. Basketbolda şut nasıl atılır diye. Video 350 bin falan izlenmiş. Yani bayağı bir izlenmiş. Çok izleneceğini beklemiyordum. Hani orada da 17 yaşındayım, şu an 21 yaşındayım arkadaşlar. Hani bayağı bir zaman geçti. Artık tabii ki de daha bilgili ve daha donanımlı olduğum için bu sefer daha güzel bir video olacak inşallah. O zamanlar birazcık çocuktuk. Tabii yine doğru anlatmışım her şeyi ama kalite çok kötü. Mesela böyle mikrofonu yutmuş gibi. Mikrofonla böğürüyorum falan böyle. Kulaktan mikrofonla falan konuşmuştum yani, öyle bir videoydu. Ama yine de bayağı bir izlenilmiş ve bayağı bir beğenilmiş. Halde o video hakkında yorumlar falan alıyorum. Her neyse, şimdi tekrardan bugün ilk başta şutun her şeyini size anlatacağım. Yani neler yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Onlardan sonra hepsini geliştirmek için yani tek tek hem şut formu hem işte dribbling üstü şutlar, keçen şutlar, hepsini geliştirmek için driller göstereceğim size. Yani bayağı faydalı bir video olacak. Bu videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi baba desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak topu tutuşla başlayacağız. Klasik topu nasıl tutmanız gerektiğini size göstereceğim. Sağ elimiz yani veya solaksanız sol eliniz. Topun her zaman birazcık altında. Özellikle şutu kaldırırken arkadaşlar şu beliniz hiçbir zaman bu şekilde durmayacak. Yani şutu böyle kaldırmayacaksınız. Her zaman beliniz hafiften şöyle dışarıya doğru. Hani rahat, relax bir pozisyondasın. Şu baş parmak ve işaret parmağımız topun üzerinde L harfini gösterecek şekilde duracak. Şu parmağınız özellikle baş parmağınızla topu iyice kavrayın. Zaten Kobe Bryant'in bir tane videosu var. O videosunda Kobe Bryant diyor ki hani genelde şu baş parmağımı açarım diyor. Şu parmağını açarak topu daha rahat kavradığını söylüyor ki gerçekten doğru, bunu deneyebilirsiniz. Topu bu şekilde kavruyorsunuz şu baş parmağınızla ve daha çok işaret parmağı ve orta parmağınızı kullanarak şut atıyorsunuz. Yani şu iki parmak. Zaten bunlara birazdan geleceğim. Kısacası elinizi bu şekilde yerleştiriniz. Sol eliniz sadece destek amaçlı. Bunu hani sol elini çok kötü kullananlar var. Hani sırf sol el yüzünden şut atamayan öğrencilerim var benim hatta. Hani mesela topu çıkarırken sol eli şöyle oluyor çocuğun. İttiriyor topu. Veya sol elini erken çekiyor, top böyle sola kayıyor falan. Bunun püf noktası, lan top kaçtı. Bunun püf noktası şut atarken sol elinizi hiç düşünmeyin. Sadece topun yanınıza koyun. Topu kaldırın, sadece dengesini sağlasın. Atarken elinizi salın. Yani böyle çok ileriye falan götürmenize gerek yok. Top buradayken bunu salın ve sadece bu elinizle alın. Bakın bu elim burada kaldı. Hani hiçbir şekilde müdahale etmemesi lazım. Bu müdahale ettiği anda şutun dengesi bozulur. Hani al bir şey, bir de müdahale ettikten top saçma sapan yerlere gidebilir yani. Evet, topu tutuş bu kadardı. Yani buna dikkat ederseniz gayet düzgün olur. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Ayakların pozisyonu. 2017'de çektiğim videoda ayaklarınız çembere bakmalı diyorum. Hani bunu söylemişim size. Ama aslında hani bu o kadar doğru bir şey değil. Şu anda bunu daha iyi bir şekilde öğrendim ben de. Çünkü biliyorsunuz mesela Stephen Curry şutlarken ayakları birazcık yan oluyor. Veya başka bir oyuncunun dar oluyor, başka bir oyuncunun geniş oluyor. Yani herkesin kendine göre bir dengesi, kendine göre bir şut ritmi var. O yüzden bu tamamen size kalmış. Eğer sen şutlarken kendi şu şekilde biraz daha yan rahat hissediyorsan böyle atabilirsin. Veya böyle rahat hissediyorsan böyle atabilirsin. Tabii ki de ayakların karşıya bakması benim için yine de daha iyi. Yani kesinlikle böyle olsun demiyorum ama yine daha iyi çünkü hani çembere dönerse vücudun daha rahat bir şekilde çıkabilirsin bence. Ama tabii ki dediğim gibi size bağlı. Rahat fitness pozisyonu bulmanız gerekiyor. Yani sen böyle dururken nasıl rahatlıyorsan şut öyle çıkman lazım. Yine diyelim sağ elini kullanıyorsan sağ yalnız bir açı daha önde olabilir. Hani böyle dursa da bir açı daha önde olabilir. Çünkü hani omzunuzda daha fazla mesafe katmış oluyorsunuz şutlarken. Buna dikkat edin. Onun dışında şutlarken en önemlisi kesinlikle tabanlarınız yere basmasın. Eğer şu tabanın yere basarsa cidden hani buradan aldığın kuvvetin hepsi boşa gidiyor diyebilirim. Şutun kuvveti azalıyor. O yüzden her zaman parmak uçlarınızda ve hani böyle patlayıcı bir şekilde durmanız gerekiyor. Aynı zamanda en büyük noktası da şuradaki yani hip dediğimiz kalçanızdaki kuvveti buraya kaldırmak. Yani sen gelip de topu kaldırıp sonra böyle çıkıyorsan bu şutun ritmi de yanlış. Senin şu pozisyondayken buradan aldığın kuvvetle direkt en yukarıda bırakman lazım. O yüzden en önemli kısım şurası diyebilirim şuradayken bacaklarda. Burayı rahat ve esnek bir şekilde kalkman lazım. Yani topunuzu güzel kullanmanız gerekiyor. Orada ısınmadığı zaman şuta da kalkamıyor. Nasıl yani? Böyle kes de. Orada ısınmadığı zaman... Evet, etkiliyor. Ya bu komple ritmini etkiliyor. Yani bacak ısınmadığı zaman şut atamıyorsun mesela. Evet, evet. Şöyle falan atmaya çalışıyor mu? Zorlanıyor. Kolunu kullanman lazım. Evet, şimdi topu tutuştan bahsettim. Ayakların pozisyonundan bahsettim. Hiplerinizi kullanmanız gerekiyor. Yani kalçanızı kullanmanız gerekiyor. Bundan bahsettim. Bahsettim. Şimdi dirseğe geçelim. Arkadaşlar dirsek klasik dediğim gibi çemberi gösterecek.
Yine 90 derece olması doğru. Çemberi 90 derecelik bir açıda durması gerekiyor. Vay be, 2017'de böyle çekmiştim ben. Neyse, onu belki buraya koyarım. Çemberi 90 derece açıda duracak. Salim izleyen topun altında, gördüğünüz gibi bileğim topun altında. Şimdi püf noktası bu dirseği sağ veya içeri böyle çok fazla kapatmamak. Çünkü buna sağ açtığım zaman top her zaman yamulur, yamuk gider. Çok fazla kapatırsam da rahat böyle şut atamam yani, rahat edemem. O yüzden bunun ortası yani bak. Omuzlarını şöyle bir salla, topu şöyle bir kaldır. Bak tam kapalı mı değil, tam açık mı değil. Ortası. Yani ben böyle rahat ediyorum. Dediğim gibi kendi rahat ettiğiniz pozisyonu bulun. Dirseğinizi fazla açmayın. Ve en çok dikkat etmeniz gereken şey, şutu atarken elbow to eye diye bir tane kalıp var. Yani dirseğimiz gözümün hizasına kadar kalkacak arkadaşlar. Şunu attığım zaman, bakın gördünüz mü? Dirseğim gözümün hizasına kadar kalktı. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü topa bombe kazandırmak istiyoruz. Bombe kazandırmak için de bunu yapmamız gerekiyor. Eğer ben bu dirseğimi kaldırmazsam, yani düz bir şekilde atarsam top düz gider zaten. O yüzden mutlaka kaldırarak şut atmaya çalışın. Emin olun da çok daha rahat edeceksiniz. Sizin dirseğin pozisyonu da bu. Evet, şimdi son olarak size parmaklarınızın pozisyonundan bahsedeceğim. 3 çeşit topu tutma şekli vardır arkadaşlar. 3 parmağını tutarsın. Middle dediğimiz bir tane şut şekli. Topu sadece orta parmağını kullanarak atarsan bu middle oluyor. Yani orta parmakla şut oluyor. Split, yani benim yaptığım split tutuş. Başlamanızı açtınız yine. Şu iki parmağınız topun ortasında ve şu iki parmağınızı kullanarak topu atıyorsunuz. Benim tavsiye ettiğim bu. Hani en rahat ettiğim ve topu en iyi backspin dediğim, topu geri doğru çevirebildiğim pozisyon şu. Yani şu iki parmağım zaten şöyle kalır benim. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Üçüncü olarak bir de sadece şu işaret parmağıyla atanlar var. Bunu genelde böyle üst düzey NBA oyuncuları falan, hani Kobe falan atıyor. Özellikle Kobe'nin bir de şöyle bir tane bandı vardı, bilir misiniz beni? Hani o bandı mesela o yüzden takıyordu büyük ihtimalle. Onu ben bayağı izliyordum eskiden. Sadece topu işaret parmağıyla atıyor. Ama tavsiyem split. İki parmakla atmanız gerekiyor. Bayağı sıcak ama yemiyorum. Onun dışında yapmanız gereken şey follow through. Yani topu attıktan sonra böyle hemen kolanızı indirip kaçmayın geriye doğru. Attığınız zaman bileğiniz böyle topu takip etsin. Yani top gidene kadar bekleyin. Topu takip edin ki şutunuzun eksiklerini görün. Mesela takip ederken top sağ veya sola kaçıyorsa bir dahaki şutunu daha ona göre atabilirsin. Follow through da yapmak önemli. Şut tekniği kısaca bu kadar. Şimdi bunları geliştirmek için size bir tane rutin göstereceğim. Bu rutini her seviyede oyuncu yapabilir. Yani çok iyi bir şutörsen de yap, çok daha yeni başladıysan da yap. Kesinlikle faydasını göreceksin. İlk önce gelip buradan sağ ayağını bir açık önde veya nasıl rahatlıyorsan artık. Clay Thompson çok iyi var. Bir elini arkaya koydun. Kaldırdın. Dirseğini dikkat ediyorsun. Yukarıya doğru at. Bu şekilde ortadan, sınırından ve burasından 10'ar tane, toplam 10 tane basket istiyorum. Yani 30 tane basket atacaksınız. Yap. Evet, 30 tane böyle basketten sonra arkadaşlar serbest atış silgisine geleceğiz. Hatta bir adım daha önüne gelebiliriz. Buradan direkt normal bir şekilde 5 tane isabet istiyorum. Bunların tek tek hepsini yapmayacağım, sadece size anlatacağım. Çünkü video çok aşırı uzuyor. Buradan 5 tane 2 elle normal bir shooting form isabet istiyorum. Bunu yaptıktan sonra momentum şutlara geçeceğiz. Yani hareketli şutlara. Yine aynı yerdeyim. Stans pozisyonundayım, yani şut attığım pozisyondayım. Topu da aynı şekilde tutuyorum. Vücudumu sola çevirdim. Sanki buradan topalı gibi hop bir daha sağa çevirdim, şuta kalktım. Yani şöyle gözükecek. Bu şekilde sol sağ 10 tane. Aynı şekilde sağ sol şut. Bu da 10 tane. Yani toplam 20 tane motion shot istiyorum. Bunlar gerçekten bayağı önemli. Momentum şutları yapma amacımız dediğim gibi keçen şut. Mesela top buradan geldi. Hemen alıp çembere döndüm veya tersten geldiyse tek alıp çembere döndüm. Bunu geliştirmek için yapıyoruz bu drill'i. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dribble şutların temeline geçeceğiz. Bunun en büyük temeli, topu eğer sol elini sektiriyorsan topu sağ eline doğru çekmen lazım. Yani şimdi bizim shot pocket dediğimiz şut cebi olayımız burası oluyor. Hani ben sağlak olduğum için benim şut cebim burası. O yüzden ben şimdi topu bu elimle sürerken sağ elimi buraya getirip sonra topu buraya getirip buradan kaldırmamam gerekiyor. Bu yanlış. Benim topu sol elimle buraya çekmem gerekiyor. Şu. Şimdi bunun antrenmanını yapacağız. Ben şunu da söyleyeyim. Sağ elle sürüyorsam da sol elim geliyor. Bu şekilde. Şimdi bunu nasıl antre edeceğiz? Geldim, top sol elimde.
Bir dribbling yaptın, sağa çektin, şut at. Bunu biraz daha yakından gösterebilirsin. Yani çermede bakıyorum. Hatta iki tane yapabilirsiniz. Bir, iki, hop, şut. Hani bunu en temelden kendinize alıştırmanız gerekiyor. Çünkü cidden çok önemli. Mesela top buraya doğru sürerken hani şuradan kaldırmakla şuradan kaldırmak arasında cidden bayağı fark var hani şutunuz için. Hani bir daha şununla uğraşmıyorsunuz. Çok daha zaman kazandırıcı ve etkili bir şey. Elinizi direkt düzgün bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bunun için 10 tane böyle, 10 tane de buradan şut atacağız. Yine 10'ar tane şut bu. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar, şimdi hem bunu pick and roll yapabilirsiniz, hem normal ya dribbling şutundan yapabilirsiniz. Buraya geldim. Biraz daha yaklaşabilirsiniz. Sağ çaprazdayım. Sol elle, bakın ayaklarıma dikkat edin. Sağ, sol, sağ, sol, şut. Yani toplam 4 adımda şuta kalkacağım. Dribbling işte geliyorum. 1, 2, 3, 4, hop, pull up. Oğlum. Çok hızlı yapıyor, az yavaş yap lan. Hadi yavaşını gösterdim. Evet, gördüğünüz gibi solide top sürerken 4 adım atıp yani bu şekilde hop direkt sağa sola bir şekilde üstüne kalktım. Top solidimizdeyken sağa sola stop yaparız arkadaşlar genelde. Daha dengeli oluyor. Sağ ile sürerken de sol sağ. O yüzden burada sağa sola yaptım. Şimdi aynısını soldan yaparken top sağ elimde tabii. Sol, sağ, sol, sağ, şut. Yine bu sefer sol, sağ, stop yapacağız. Geldim. Sol, sağ, sol, sağ. Tamam. Bunları da yine iki bölgeden de 10-20 tane arttık. Kendinize kalmış. Ne kadar gelişmek istiyorsanız o kadar gelişmek için yapabilirsiniz. Hani ben size burada bir sayı söylemiyorum bunlar için. Son bir şey kaldı. Bu neydi? Heh, tamam. Evet, bununla yaptıktan sonra arkadaşlar temel dribbling şut olsun, keçen şut olsun, şut formu olsun, her şey çalışmış oldunuz artık. Şimdi bunu sadece pratik etmek kaldı. Bunun için de zaten kameraman arkadaşım bilir. Eskiden benim için uyguladığım bir tane drill vardı. Ray Allen'ın shooting drill'i. Buraya geliyorsun. Arka okul. Aynen. Buradan başlıyorsun bak. Bu bir. Bir adım geri geldim. İki. Bir daha bir adım geri geldim. Diyelim kaçırdım, tamam mı? Diyelim burada kaçırdım. Bir adım öne geldim tekrardan. Attın. Tekrardan bir adım geri geldin. Attın. Bir adım daha geri geldin. En son orta mesafedesin. Attın. Girdi diyelim. En son üstüne çıkıyorsun. Atarsan, üstüne sokarsan diğer bölgeye geçebilirsin. Evet, gördüğünüz gibi işte bu şekilde üstüne kadar gidiyorum. En son üstüne atarsam biter, atamazsam bir daha geri geliyorum. Yani her kaçırdığımda bir adım öne geliyorum. Sonra aynısı sol çapraza geldim. Attım. Bir adım geri geldim, attım. Bir adım geri geldim, attım. Yine orta mesafeye kadar geldim. Orta mesafe soktum. En son yine üçlük. Oğlum. La oğlum la. Hepsini ata ata yine üçlüğe kadar geldim. Buradan da atarsam, tabi burada üçlük yok ama sonra merkeze geçebilirim. Şimdi merkeze geçiyoruz. Bu şekilde 5 bölgeden de yapacağız. Real'ın shooting drill. En son size tavsiye edeceğim şey bu. Bunu yaptıktan sonra artık çalışmanız bitiyor. Ekstra olarak daha fazla gelişmek istiyorsanız, mesela benim shoot atmadan önce yaptığım bazı hareketler var. Birincisi, birebir oynuyorsam killer crossover yapıp bunun üstünden gelen de shoot atarım. O yüzden her idman sonunda ben 53 tane bunu yapardım eskiden. Hani bunu yap, sonra gel üstüne shoot at. Veya senin hareketin ne olabilir? Gelirsin, hop, side step, shoot. Bunu yapabilirsin ama bunlardan sadece bir tanesine çalışsan yeter. Dediğim gibi hatta James Harden'ın bir tane sözü var. Her şeyi yapmaya çalışmayın diyor. Bir şeyi daha iyi yapın diyor. Bu onun gibi yani. Sen tek bir hareketi uzmanlaş. Mesela bunda uzman olursan zaten. Mesela ben bu hareketi yani çok iyi yaparım. Şunu yaptığın zaman diyelim savunmanı anladıysa başka bir opsiyonu var. Buraya gidebilirsin. Veya gelirsin bunu yaparsın. Top çembere bakarsın, uzanırsın falan böyle. Bir sürü bunun opsiyonu var. O yüzden tek bir harekete çalışın genelde. Önereceğim şey killer crossover veya sidestep. Bunlardan biri de uzmanlaşın. Ve bu şekilde de bir 20-30 tane şut atın artık mega atmak istiyorsanız. Bu video bu kadardı. Cidden güneşin altında çektiğim videoyu şu an bayağı biterledim. Emeklerimin karşılığını verip bu videoyu beğenirseniz ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Aynı zamanda bol bol yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.